Herkese selamlar, Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve 2.7 güncellemesi geldi. Ama bu video birazcık gecikmiş olacak, o yüzden kusura bakmayın. Hepinizden şu andan özür dilerim. Bir gecikme oldu, onları sonradan bahsedelim şimdilik uzatmayalım daha fazla. Mortal Kombat 11 karakterlerinin Diamond'dan ölçeğinizden daha öncesinden size söylemiştim. Siz de biliyordunuz çoğunuz. Ee, bunları inceleyeceğiz tabii ki. 3 tane karakter şu anda Diamond'a dönüştü. Kabal, Raiden ve Jade olmak üzere. Hayvan gibi 3 tane geldiler. Umarım öncesinden almışsınızdır siz de. Ee, gideceğiz ama şu bir home diyelim bakalım. Inbox'ta bir sürü mesele olması gerekiyor aynen. Ee, tower equipment'lar falan geldi. Şöyle gördüğünüz gibi şurada Shirara'ya karakter şey var. Tower'ları var. Ee, normal single tower ve e, fatal olmak üzere iki zorluk seviyesinde. Birincisi kaç savaşmış? Şöyle bir inceleyelim orayı da hemen. Buralara değineceğiz. Bir sürü şeyler geldi abi. Smoke da hızlı bir şekilde gelecektir inşallah. <laughs> Bakalım. E, Smoke da galiba lan değil mi lan kafam karışmadan. 200, 200 savaşmış. Birincisi ikincisi kaç, kaç savaş? Fatal olan kısım. Bu da mı 200 savaş? 200 savaş da bu baya baya zordur. E, aynen 200 savaş bu da. Anana avradını bu baya güçlü başlıyor. Şunun başlangıcına bakar mısınız abi? Baya baya sıkıntı olabilir. Her neyse. Şöyle inbox'a bir gireceğiz. Inbox'tan. Aynen. Ee, Şirara ekipmanlarından 10 parça eklenmiş bu arada. <laughs> bir dakika. Erayet mi? Aynen. Şey yapıyor Tamam. Bunları yavaş yavaş alacağız. Göstereceğim ben size zaten nasıl olduğunu. Diamond karakterler geldi. Ee, bir dakika. Geldi değil. Eee. This fall. Yakın yakında şeyde geliyormuş. Yeni bir tane Diamond karakterin geleceğini söylüyorlar. Daha önce duyuruldum bilmiyorum. Belki Stindel olur. Ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruzdur büyük ihtimalle. Duyurmamışlardı e, duyurmamışlardır yani. Her neyse şöyle bir şuna da onaylayalım. Yakında yeni bir Diamond karakterimiz olacak. E, onu şeyden bahsediyorlardı ama ya bu yazın içerisinde gelecek diyorlardı. Yani gelmesine yine bir bir aydan fazla vardır büyük ihtimalle. Güncelleme çünkü yapacak dendiğinde falan sonrasında bayağı sonrasında gelmişti yani. Mortal Kombat'ın Discord'u açılmış. Bundan bahsetmiş. Faction Wars'a boşver. B Bone Tantrum Aaron Black artık şey olmuş. Black Dragon takımına katıldı söyleniyor. Eskiden şeydi. Biliyorsunuz şey yoktu bunun. Sınıfsızdı bildiğim kadarıyla. Şöyle Bone Tantrum Aaron Black burada var mıymış? Bir saniye bir collection'a girelim. Gel kankacım. Aaron Black. Aaron Black'in Bone Tantrum'ı. Var mı ki burada? Büyüt ya şunu. Var mı bilemiyorum valla. Buradan... İnşallah görebilirim. Görebilirsem çok güzel olacak. Aynen. Ee, normalde bu kankamız sınıfsızdı. Bounty Hunter, Iron Black. Ama Black Dragon şeklinde değiştirmişler. Ha gene sınıfsız. Nomad sınıfa katılmıyor. Sadece şeyi e, ait olduğu klan değiştirilmiş galiba. E, sınıf değiştirilmiş daha doğrusu güzel güzel artık bu da black dragon ailesinde bu çok iyi bir şey hani e, düz olmasındansa kendisinin böyle olması daha iyi bounty hunter değil artık black dragon daha güzel 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 valla güzel e, pasifinde herhangi bir şey var mı değişiklik şu an için görünmüyor Eren <laughs> Black herhangi bir sınıfa katılabilir aynen black dragon team match bir dakika bir dakika bir dakika var var olmaz olur mu e, bir dakika tamam. Karşı rakibe hasar bırakıyordu yani Black girişinde çıkışında falan bunları zaten biliyoruz. Ee, çıkışında daha doğrusu hasar bırakarak çıkıyordu tarıyordu biliyorsunuz. Karşı rakibe 12 saniyede bir her 12 saniyede bir anladığım kadarıyla çıkarken çıktıktan her 2 saniye sonra 12 saniye sonra hasar bırakacak gene bu. Buna ekstra olarak değineceğiz hepsini ayrı ayrı size anlatacağım. Şu an sadece güncellemenin yüzeysel bir şekilde bakacağız yani güncellemeye ufak bir değinmede bulunacağız. Her neyse şöyle bir gel kanka. Hızlı hızlı videolar atmayı düşünüyorum Bir evde 17 kişiydik yani O yüzden video açıkçası gelmedi Cenaze olayları falan oldu O yüzden gerçekten kusura bakmayın Dün 11'den beri yani ondan beri falan Daha doğrusu dün 2'den beri uğraşıyorum 11'den sonra da video çekmeye çalıştım ama Çekemedim 17 kişi olduğumuz için evde Olmadı sıkıntı çıktı abi Şimdi bunlar değişti tamam Aaron Black'e değindik şuradan bir gel bakalım Aaron Black'in şeyini onaylayalım Daha 7 tane daha kısım var inbox'ta Tamam şunu onayla şu şeyi de alalım bir saniye dur. Faction Wars'un şeyini toplayalım da. O bir gözden gitsin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kankacım hadi. Daha anlatacağız. Klasik Smoke. Evet Klasik Smoke da yakında gelecek. Ee, şu an eklendiğini söylüyor ama ben markete girdim baktım. Tabi dayanamadım abi. Ee, evdeyken telefondan girdim baktım ama göremedim e, Smoke özel bir pek. Geldiği zaman direkt paramparça edeceğiz hiç merak etmeyin. Çıkartacağız yani hızlı bir şekilde. Şu bronz peki de açayım bu arada. 30 şere bastım lan açmaya. Free yazısına. Çökerttim friyasına aç kanka bunu da 30 saat açması Bu arada sıkıntı şu an galiba oyun gene dolu çok dolu normal güncellemenin e, yeni geldiği ilk, ilk saatlerde böyle oluyor her zaman klasik smoke'un geleceğini de okeyledik tamam e, öz şey önemli hatalar giderilmiş düzeltilmiş e, 2.7 ile güzel e, Mortal Kombat 11 Scorpion'un şeyinde e, bu Özel Spear özelliğinde şey yapıyor galiba sıkıntı çıkıyordu. Onu düzeltmişler. Dela'yı düzeltmişler. Gecikmeyi düzeltmişler. Tamam. 3 tane yeni Brutalitys gelmiş. Bunlara değineceğiz. Brutality ben hiç yapmadım oyunda. Onları da size göstermeye çalışacağım. Ee, Scorpion'a gelmiş. Jade'e gelmiş ve Liu gelmiş. Bunlara da değineceğiz ekstra olarak. Shiro tavırları geldi. Bunlara tekrardan bir göz atarız hızlı bir şekilde. Mortal Kombat 11 Gold karakterlerin değininden bahsetmiş. Bu arada hemen bir saniye su içeceğim. Evet abi suyumu içtim. Lan boğazım kurudu çok konuşmaktan. <laughs> Mortal Kombat 11 Jade Cabal ve Raiden'ın değişenlerini bahsetmiştik zaten. Bunlardan söylemiştik. Ee, bir dakika. Dördüncü ekip monster lotları da açılacağından bahsetmiş. Aynı zamanda özel yetenekleri Mortal Kombat 11 Raiden'ın özel birinci yeteneğini kullanırken yani birinci yeteneğini ekstra güçlendirme gelmiş. Bundan da bahsedelim. Faction <laughs> Wars sezonlarından bahsetmiş ama bu kadar sezon Niye bitmiş ben onu anlamadım mesela şu an 3 tane üstte sezon bitirmiş bende. Bunu niye böyle yapmış normalde vermemesi gerekiyor 3 defa. Böyle bir sıkıntı olmuş galiba. Ee, anlamadım orasını. Tamam bunları topladın. He, bırak şunu artık tamam verme artık istersen. Teşekkür ederim. koleksiyona geçeceğiz hemen. Mortal Kombat 11 Jade Raiden'a falan değineceğiz. Şöyle gel kanka. Store üzerinden bir, daha. bir saniye bu arada. Şu markete bir gelelim. Markette ekstra bakın. Şunu ben yeni gördüm bu arada. Öyle daily gift pack diyor ya. Bunu yeni gördüm ben. O benim salaklığıma denk geldi galiba. Nasıl ne yeni görürüm ya? Buraya ben hiç uğramıyordum. TL ile satış yapıyorlar diye. Açtım bakalım bunda. Ninja Mim Johnny Cage çıktı. Çöp olsun. Buradan da güzel şeyler verebilir. Siz de bunu girip mutlaka alın abi. Ekstra olarak şey yapıyor mu acaba hani ee, smoke'un pekini veriyor mu diye baktım da vermiyor. Onu da vermiyor. Hiçbir yerde vermiyor abi. Neyse. Şuraları bir yoklayalım bir saniye. Mortu, Diamond Mortal Kombat 11 pek. Bakın burası değiştemen olan vay anasını be. Ekstra bir şey yoktu değil burada? Tamam karakterlerde bir şey var mı? Burada da yok. Şu oştaki bu arada alsak iyi de uçara. Neyse dursun ya. Şimdi collection kısmına gel. Burada değineceğimiz bir sürü çar var. Onları bir görmeye çalışıyorum şu anda. Mortal Kombat 11 Raiden. Hemen ufaktan değinelim şöyle bir ekstra olarak bunları anlatacağım. Değişen şeyleri şöyle bir göz atalım. Ee, karşı rakibi bitirici komboyla beraber stunlıyormuş. 3 kombo bitir bitiriş kombosu varmış kendine özel. E, performans etkili etkiliyormuş kendine özel değil de. Karşı rakibin bitirici kombolarını maç boyunca iptal edebiliyormuş. Raiden abimiz e, power deneyine karşı da dayanıklı oluyormuş Mortal Kombat 11 karakterleri. Ekstra bir şeyden bahsetmemiş anladığım kadarıyla. Dördüncü kısım bu arada açılmış Raiden özel. Güzel. Birinci teniyi buff yemişti. Bundan bahsettiler mi acaba gelecek buff'tan? Elder God'da yine. E, bu bufflanmış hala anladığım kadarıyla. Güzel ona da bakacağız. Ekstra olarak deniriz. Şöyle bir Jade'e falan bakalım. Jade'de neler var onları da görmek istiyorum. Jade hemen yan tarafında. E, burada şey var mı acaba ya? Scorpion. Zaten şeyde. Jade Diamond oldu aynen. Kabal var mıydı acaba? Kabal'ı düşünüyorum şu an. E, bunu da pasif anladığım kadarıyla e, aynı ya. Aynen. E, kanama. E, yakma ve şeyler e, zehirlenme hasarlarına karşı e, dayanıklı oluyoruz. Ulan konuşamıyorum ya şu an yoruldum gerçekten yordu. 4 tane burada açılmış bu arada. Güzel. Bunlara özel ekipman gelecek mi acaba ya? Öyle bir olay da var. Keşke gelse. Umarım gelir. İleride getirirseler güzel olur. Mortal Kombat'ın bir karakterlerine özel. Şimdi Kabal'ı bulacağız da Kabal nerede acaba? Kabal'ın Kabal, Kabal hasarı düşüktü ya. Hasara göre mi bakıyoruz yani? Evet hasara göre bakıyormuşuz. Diamond ama Diamond olmasına rağmen hasarı düşük kalmıştır veya yokmuş. Abi. Black Dragon Kabal var da bu Diamond'tı zaten herhalde Black Dragon Kabal. Ee, bizim normal kabalımız olduğu bir çare yok mu? Yoksa bulayım bu arada ben onu. Varmış abi kabal burada var. Evet var abi. Baksana Black Dragon'ı gösteriyor. Diğer kabal yok. Aynen. Bu tarafta olmadığına göre şu an e, kartlarımızın arasında buldum. Mortal Kombat 11 kabal. Bunda ekstra bir değişiklik oldu mu acaba? Onları çok merak ediyorum ben. <laughs> 12 saniye boyunca karşı rakibi vuruşta falan. Bir dakika. Ha 12 saniye boyunca hızlandırma etkisi alıyormuşuz. Tamam bunların pasiflerinde ekstra bir değişiklik olmamış anladım kadarıyla ya. Şu ekipman kısmına bir bakayım. Bunlar da 4. kısım açılmış gayet. Güzel. Güzel abi ne diyeyim yani. Eee, pasiflerinde bir değişiklik olmamış. Netherrealm karakterlerine dair. E ekstra bir değişiklik yok. Yeni karakterin geleceğinden de faşa şey Hangi karakter olduğunu da bilemiyoruz. Ondan da bahsetmediler. Yani. Market kısmına ben genelde gelir diye düşünüyordum ama yeni karakter keşke gelseydi. Ne zaman dahil edecek? onu da bahsetmediler. Twitter üzerinden de Instagram üzerinden de bakıyorum Mortal Kombat ama göremedim bir şeyler. Şuralara bu arada tekrardan değineceğiz dediğim gibi. Bir saniye ee, o kulenin girişine girmem gerekiyor. Kulenin girişine gel kanka. Ha, başta yazıyormuş tamam. Şiraraya şeyini bitirdiğimiz zaman bir tane random diamond karakter kartı alacağız. Ve burada yine bitirdiğimiz zaman diamond scorpion alacağız. Ve epic tower equipment kartımızı alacakmışız. Çok güzel abi. Diamond Scorpion almamız güzel olacak. Bunu yapacağım. Yapabildiğim kadarını yapacağım. Hem sıfırdan Mortal Kombat serisini de yapmaya çalışırız. Şu birinci kuleye bir, daha, bir dakika bakmak istiyorum bir daha. Yapabileceğiz mi acaba şeyle? Oo birinci. Bu hesap yani öbür hesapla biraz zor yaparız. Bu 10. savaştan sonra falan bayağı bir zorlamaya başlayacaktır bize. Ama duruma göre yine de değerlendiririz onu ya. Kodumuz bu arada 7777 olsun. Böyle vereyim şimdilik. Yani şu an için ekstra bir şey yok. Markette de dediğim gibi daha gelmemiş. Geldiği zaman direkt ben sizi bilgilendireceğim. Ekstra şey yapacağım. Şu an Diamond karakterlerin birebir tanıtımlarını çekeceğim. Onu atacağım kanala. Onu da attıktan sonra Smoke geldi gibi size Smoke'u da aktaracağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. 2.7 güncellemesi şimdilik bu kadardı. Bu video şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın.